Arkadaşlara merhaba. Yeni konumuz dinamik. Şimdi dinamiğin prensiplerini inceleyeceğiz. Birinci olarak eylemsizlik prensibini görelim. Eylemsizlik prensibi cisimlerin konumlarını koruma isteğidir. Peki göstergesi nedir? Göstergesi toplam kuvvetin sıfır olmasıdır. Yani sağdaki kuvvetler soldakilere, aşağıdaki kuvvetler de yukarıdaki kuvvetlere eşit olduğu zaman eylemsizlik prensibi geçerlidir. Ne demek hocam? Şu demek. Bakın bir cisim duruyor olsun. İlk hızı sıfır olsun. Şimdi bu cisim durur iken üzerine etki eden net kuvvet sıfır ise bu cisim ne yapacaktır? Durmaya devam edecektir. Yani konumunu korumak isteyecektir. Şimdi başka bir cisim alalım. Bu cisim de 10 metre bölü saniye hızla hareket halinde olsun. Bu cismin üzerine etki eden net kuvvet sıfır ise cisim konumunu korumak istediğinden dolayı cisim bu hızla hareketine devam edecektir diyebiliriz. Ne zamana kadar? Herhangi bir kuvvet etki edene kadar diyebiliriz. Buna göre şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Cisimler duruyor veya sabit hızla hareket ediyorlarsa üzerlerine etki eden net kuvvet sıfırdır. Dinamiğin ikinci prensibi temel prensiptir. Temel prensip şudur. Bakın şöyle bir yol üzerinde M kütleli bir cisim olsun. Cisme F kuvveti uyguladığımız zaman cisim bir A ivmesiyle hızlanan hareket yapar diyebiliriz. Buna göre cisme uygulanan net kuvvet kütle çarpı ivmeye eşittir. Yani F net eşittir M toplam çarpı A yazabiliriz. Bakın bu bizim en çok kullanacağımız formüldür. Lütfen bu formülü unutmayın. Şimdi bu formülle alakalı bir örnek çözelim. Şu şekilde bir M kütlemiz olsun. M kütlesine F kuvveti uygulayalım. F kuvveti uyguladığımız zaman ivmesi A olsun. A olarak kabul edelim. Şimdi biz bu M kütlesine eğer 2 F kuvvetini uygularsak F eşittir M çarpı A formülünden İvmesi ne olacaktır? Evet, sesinizi duyar gibiyim. 2A olacaktır. Kütle sabit, kuvvet 2 katına çıktığı zaman ivme de mecburen 2 katına çıkacaktır. Peki biz bu M kütlesinin üzerine bir M kütlesi daha koyar ve yine F kuvvetiyle çekersek ivmesi ne olacaktır arkadaşlar bu sefer? F eşittir M çarpı A formülüne göre A bölü 2 olacaktır diyebiliriz. Temel prensiple alakalı bir örnek çözelim arkadaşlar. Bakın şöyle bir yolumuz olsun. Bir 2 kilogram kütlemiz olsun. Bir de 3 kilogram kütlemiz olsun. Bu iki kütleyi bir iple birbirine bağlayıp 10 Newton'luk bir kuvvetle bu iki kütleyi çekelim. Tabii ortamımız ne olsun arkadaşlar? Sürtünmesiz olsun. Bize neyi sorsunlar? Sistemin ivmesini ve İki kütle arasındaki ip gerilmesini sorsunlar. Bakın burada ilk olarak F net eşittir M çarpı A formülünü kullanacağız. Net kuvvet. Dikkat edin. Sisteme kim gel diyor. Bakın sisteme 10 Newton gel diyor. Gelmem diye sürtünme kuvveti var mı? Yok. Hocam T var. T arkadaşlar iç kuvvettir. Hem sağ hem de sola doğru kuvvet olduğundan dolayı T'yi almayız. Peki arkadaşlar, burada 10 kime gel diyor? Tabii ki 2 artı 3, 5 kilograma gel diyor. Hangi ivmeyle? A ivmesiyle. Buradan A 2 metre bölü saniye kare çıkar. Şimdi ivmeyi bulduk. İvmede problem yok. T ip gerilmesi nasıl bulacağız ona bakalım.
teyip gerilmesini bulabilmek için hem 2 hem de 3 kilogramı kullanabiliriz. Bakın ben öncelikle 3 kilogramı kullanıyorum ve 3 kilogram kütlenin fotoğrafını çekiyorum. Bakın çektim fotoğrafını. Şimdi bu fotoğraf karesinde ne görüyorsun? Onu söyle bana. Gel diyen kim? Gel diyen görüldüğü gibi 10 Newton. Gelmem diyen kim? Teyip gerilmesi. Kim gelmek istiyor? 3 kilogram. Hangi ivmeyle? 2 ivmesiyle. Bakın tekrar ediyorum. F eşittir M çarpı A formülünü uygulayacağız. Net kuvvete bakmamız lazım. Net kuvvet 10 eksi T. Gel eksi gelmem diyen kuvvet. Kim gelmek istiyor bu fotoğraf karesinde? 3 kilogram. Hangi ivmeyle? 2 ivmesiyle. Buradan işlem yaptığımız zaman T'yi ne buluruz arkadaşlar? 4 Newton buluruz. E hocam buradan değil de diğerinden bulsaydık olur muydu? Olurdu. Onun için 2 kilogramlık cismin fotoğrafını çekmen lazım. Bakın çektik bu fotoğrafı. Bu fotoğraf karesinde ne görüyorsun? Gel diyen T'yi görüyorsun. Bakın F net eşittir M çarpı A'dan. Tekrar ediyorum. F net eşittir M çarpı A formülümüz var. Bu fotoğraf karesinde 2 kilogramlık kütleye kim gel diyor? Teyip gerilmesi. Kime gel diyor? 2'ye. Hangi ivmeyle? 2 ivmesiyle. Buradan T yine ne çıkacaktır arkadaşlar? 4 çıkacaktır. Zaten 4 dışında bir şey bulduğunuz zaman işlem hatası yapmışsınızdır diyebiliriz. Evet. Bir örnek daha çözelim arkadaşlar. Bakın şöyle bir yüzeyimiz olsun. Bu yüzeyde 3 kilogramlık bir cismimiz olsun. Şuraya hemen bir makara bağlayalım ve makaradan bir ip geçirelim. Bu ipin ucuna da 2 kilogram kütlesini asalım. Bize neyi sorsunlar? Sistemin ivmesini ve teyip gerilmesini sorsunlar. Ortam sürtünmeli mi sürtünmesiz mi? Tabii ki ortam sürtsüz. Şimdi burada öncelikli olarak F net eşittir M toplam çarpı A formülünü kullanacağız. Bu formülde net kuvveti bulmamız gerekiyor. Net kuvvet nedir? Net kuvvet acaba şuradaki 20 Newton mudur? Yoksa şuradaki 30 Newton mudur? Yoksa bu ikisinin farkı mıdır? Şimdi buna çok dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Sisteme gel diyen kuvvet 20 Newton'luk kuvvettir. Hocam 30 Newton yani 3 kilogramlık kütlenin ağırlığı ne işe yarayacak? 3 kilogram kütlenin ağırlığı konu mankenidir. KM dediğim konu mankeni arkadaşlar. Hiçbir işe yaramaz. Niye? Ortam sürtünmesiz olduğundan dolayı o 3 kilogramlık kütle konu mankeni olacak. Onun ağırlığını zeminin tepki kuvveti dengeleyecek diyebiliriz. Şimdi burada geldiğin kuvvet o zaman neymiş arkadaşlar? 20 Newton'muş. Buna göre yazar isek 20 Newton eşittir M toplam çarpı A'ya yani 5 çarpı A'ya. A buradan ne çıkacaktır arkadaşlar? 4 metre bölü saniye kare çıkacaktır. Şimdi T ip gerilmesini soruyorlar bize. T ip gerilmesini bulabilmek için 2 kilogramlık cismin fotoğrafını çekelim. Bakın bu fotoğraf karesinde gel diyen kim? 20. Gelmem diyen kim? T. Hocam niye 20'den T'yi çıkardık? Sistem aşağıya doğru hareket ediyor ya. Aşağıya doğru hareket ettiğinden dolayı gel diyen 20 gelmem diyen T'den büyüktür. O yüzden net kuvvet 20 eksi T'ye eşittir. Kim gelmek istiyor bu fotoğraf karesinde? 2 kilogram. Hangi ivmeyle? 4 ivmesiyle. Buna göre T ip gerilmesi 12 Newton'a eşit olacaktır diyebiliriz. Arkadaşlar unutmayacağınız birkaç mesele var. Nedir onlar? Bakın şu şekilde bir cismimiz var ise, bu cisim sağa doğru hareket ediyor ise ve hareket yönüyle aynı yönlü bir kuvvet uygular isek cisim ne yapacaktır arkadaşlar? Hızlanan hareket yapacaktır. Bunlara çok dikkat ediyorsunuz. Bakın bunlar temel mantıklardır. Bu mantıkları değiştirip soru sorarlar. Şimdi şöyle bir cisim olsun. Bu cismin hareket yönü yine sağa doğru olsun ama biz hareket yönüne zıt yönlü bir kuvvet uygular isek bu cisim ne yapacaktır arkadaşlar?
yavaşlayan hareket yapacaktır diyebiliriz. Şimdi grafikleri inceleyelim. Bakın bir net kuvvet ivme grafiğimiz olsun. Şekildeki gibi. Bu grafiğin değerlerinde F, 2F, 3F şeklinde. İvme değerlerinde A, 2A, 3A şeklinde yazalım. Bu net kuvvet ivme grafiğinin eğimi arkadaşlar kütleyi verecektir. Yani tanjant alfa eşittir M diyebiliriz. Nereden geliyor bu? F eşittir M çarpı A'dan geliyor. Bize kuvvet zaman grafiği verirlerse, bakın şekildeki gibi bir kuvvet zaman grafiğimiz olsun. Kuvvet değerleri 8'e eksi 4 olsun. Zaman değerleri de 2, 4, 6 olsun. Bu cismin şöyle söyleyeyim. Kuvvet zaman grafiği verilen cismin kütlesi de 2 kilogram olsun. Şimdi eğer kuvvet zaman grafiği verildiyse bu cismin ivme zaman grafiğini soruyorlarsa ivme zaman grafiği ile kuvvet zaman grafiği aynıdır arkadaşlar. Hani bazen soruyorlar ya kuvvet zaman grafiği veriyoruz. Bu cisim ne kadar yol almıştır? Aldığı yolu bulabilmek için önce kuvvet zamanı ivme zamana çevirsin. İvme zamanı hız zamana çevirsin. Hız zamanından da altta kalan alandan alınan yolu bulursun. Yani bu tarz sorularda bu grafikler işe yarıyor. Şimdi biz FT grafiği gördüğümüz zaman FT grafiği ile AT grafiğini aynı alacağız. Yani AT grafiğini çizmek istiyorsak şekildeki gibi olacak. Tek farkı şu. Kuvvet yerine biz ivmeyi yazacağımız için ivme değeri de F eşittir M çarpı A'dan F bölü M olduğu için biz grafikte kuvvet gördüğümüz sayıları kütleye bölüp ivme değerlerini bulacağız. Ne demek bu? Mesela 8'lik kuvvet uygulanmış. E kütlesi 2. O zaman 8'i 2'ye böldüğümüz zaman ivmesi ne olacak? 4 olacak. Ha, ivme zaman grafiğinde o zaman 8 gördüğümüz yere ne yazacağız? 4 yazacağız. Şimdi ivmemiz eksi 4. E ivmemiz eksi 4 ise 2'ye bölersek, kuvvetimiz eksi 4, yanlış söyledim. E kütlemiz 2. Eksi 4 2'ye böldüğüm zaman ivmeyi bulurum. İvmemiz de ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 2 olacaktır. Bunu unutmuyorsunuz. FT grafiği ile AT grafiği aynıdır. Sadece değerler değişiktir. Üçüncü olarak etki tepki prensibini görelim. Her etkiye eşit ve zıt yönde bir tepki vardır arkadaşlar. Burada şuna dikkat ediyoruz. Etki eden cisimle tepki gösteren cisim farklı cisimler olduğundan dolayı etki ve tepki birbirini ne yapmaz arkadaşlar? Dengelemez. Mesela şöyle bir çocuk düşünelim. Bu çocuk topa vurduğu zaman topa ne olacaktır? Bir etki kuvveti uygulayacaktır. E top da çocuğa bir tepki kuvveti uygulayacaktır. Her etkiye karşı mutlaka bir tepki olacaktır. Ama etki topta, tepki de çocukta olduğundan dolayı sistem dengelenmeyecektir. Dengelenmediğinden dolayı da top vurulduğu zaman ileri doğru hareket edecektir diyebiliriz. Eğer etki tepkiyi dengeleseydi topa vursak bile top ne yapmazdı? Hareket etmezdi. Eylemsizlik kuvveti. İvmeli hareket yapan araçların üzerindeki cisimlerin eylemsizliğini yani son durumunu korumak için oluşturdukları zahiri kuvvete denir. Şimdi şöyle bir yol olsun. Yolun üzerinde M kütleli bir cisim olsun. Bu cismin üzerinde de yine M kütleli küçük bir cismimiz olsun. Bakın dikkat edin. Eğer aşağıdaki M kütlesi A ivmesiyle hızlanan harekete başlar ise arkadaşlar, yukarıdaki M kütlesine sola doğru bir eylemsizlik kuvveti etki eder. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Siz arabadasınız. Araba hızlanmaya başladı. Araba hızlanmaya başlarsa ne yaparsınız? Koltuğa yapışırsınız. Geriye doğru gidersiniz. O şekilde düşünebilirsiniz. Büyük M kütlesini araba, küçük M kütlesini kendiniz gibi düşünürseniz, büyük M kütlesi yani araba A ivmesiyle hızlanmaya başlarsa, siz ilk konumunuzu korumak istediğinizden dolayı geriye doğru ne yapmak istersiniz? Gitmek istersiniz. Bakın burada eylemsizliğin değeri M çarpı A'ya eşittir.
Yani eylemsizlik kuvvetinin uygulandığı kütle çarpı ivme diyebiliriz. Bakın şu şekilde bir yolumuz olsun. Yine M ve M kütlemiz olsun. Büyük M ve küçük M kütlemiz. Bu sefer aşağıdaki büyük M kütlesi sağa doğru yavaşlayan bir hareket yapsın A ivmesiyle. Yavaşlayan bir hareket yapar ise eylemsizliğimiz sağa doğru olacaktır. Ve değeri de yine M çarpı A'ya eşit olacaktır. Buna örnek olarak da şunu verebiliriz. Yine işte biz arabadayız. Frene basıldığı zaman ne yaparız arkadaşlar? İleri doğru hareket ederiz. Eğer Allah göstermesin kaza falan olduğu zaman işte emniyet kemerimizde takılı olmazsa camdan dışarı çıkma, işte direksiyona kafayı vurma tarzında ne olacaktır arkadaşlar? Ciddi kazalar olacaktır diyebiliriz. Burada şunu düşünüyoruz o zaman. Büyük M kütlesi bir araba. Küçük M kütlesi biziz. Büyük M kütlesi A ivmesiyle yavaşlayan hareket yaparsa, yani frene basılırsa biz ne yaparız? İleri doğru hareket ederiz diyebiliriz. Burada eylemsizlik yine M çarpı A'ya eşittir. Bakın yine M ve M kütlemiz olsun. Büyük M ve küçük M kütlemiz. Bu sefer cisimler sabit hızla hareket etsin. Sabit hızla hareket ettiğinden dolayı büyük M kütlesinin bu hareketinden dolayı küçük M kütlesinde eylemsizlik kuvveti oluşmaz diyebiliriz. Buna da şu şekilde örnek verebiliriz. Mesela arabada gidiyoruz. Arabanın hızı sabit ise biz ne koltuğa dayanırız ne işte öne doğru gideriz. Durduğumuz yerde dururuz diyebiliriz. Niye? Eylemsizlik kuvvetimiz sıfır olduğundan dolayı. Eylemsizliğe güncel hayattan örnek verelim. Bakın at üstünden düşen bir binici var arkadaşlar. At birden herhalde burada durmuş. Birden durduğu için üzerindeki binici de eski hızına devam ettirmek istemiş. Eski hızına devam ettirmek istediğinden dolayı da attan düşüyor diyebiliriz bakın. Bunlar eylemsizliğin örneğidir. Mesela arabalarda da dayanıklılık testi vardır. Arabaları belli bir hıza ulaştırırlar. İçerisine mankenler koyarlar. Bakın dikkat edilirse orada hava yastığı falan patlamış. Hava yastığının patlama süresini falan ölçerler. Arabanın dayanıklılığını falan ölçerler. Bu da eylemsizliği örneği diyebiliriz. Bakın bu gerçek bir kazadır arkadaşlar. Allah kimsenin başına vermesin. Orada dikkat ettiniz mi? Adam veya kadın artık neyse camdan dışarı fırlıyor bakın. Öndeki arabaya çarpmış. Çok büyük bir hızla çarpmış. Emniyet kemeri de takılı olmadığı için camdan görüldüğü gibi dışarıya fırlıyor arkadaşlar. Eğer emniyet kemeri takılı olsaydı bu hadise başına gelmezdi arkadaşlar. O yüzden lütfen emniyet kemerlerimizi arabada sürerken takalım. Burada trafik kurallarını da hatırlatmış olalım arkadaşlar. Vatana millete bir katkımız daha olsun. Şimdi şu şekilde bir otobüs düşünün. Bakın üstteki yolcular sabit hızda hareket eden otobüste duruyorlar. Otobüs frene bastığı zaman görüldüğü gibi hepsi ne oluyor? Öne doğru gidiyor. Yani bu hadisede inşallah başımıza gelmez. Allah korusun. Gelirse herhalde çok iyi olmaz bizim için. Bunlar eylemsizliğe güncel hayattan örneklerdir arkadaşlar.